Bismillahirrahmanirrahim. Bu sabah inşallah Maksut kitabımızın 8. dersindeyiz ve kaldığımız yerden okumalarımıza devam edeceğiz. Ve izâ kâne fâ'ul fi'li min ifte'ale harfen min hurufil itbâk. Evet, şimdi ifte'ale babından gelen bir fiilimizin ifte'ale babından gelen bir fiilimizin eğer faal fiili itbak harflerinden birisi olursa, iftale babından gelen fiilimizin faal fiili yani şu F bölümü itbak harfi olursa ne olacak? Peki itbak harfleri nelerdir? Onları öğrenelim. Sad harfi, dat harfi, ta harfi ve za harfi. Bu dört tanesi itbak harfi. Eğer bu dört tane itbak harfinden birisi iftale babından gelen fiilimizin faal fiili olursa o zaman ne olacak? Yasiru te'u iftale da'en. İftale'nin t'si t harfine dönüşecek. İftale'nin t'si t harfine dönüşecek. Hemen yanındaki istabere'ye bir bakalım. İstabera. Bu normalde neydi? Bu normalde neydi? İstebera. Yani burada faal fiil sad harfi olmuş. Sabera fiili diyelim. Sabera fiili içtemea yani iftaale babına sokulmuş. Ve ne olacak otomatikmen? İstebera olacak. Ve kural gereği sad harfi de itbak harflerinden olduğu için İftalenin t'si t'ya dönüştü ve istebera istabera oldu. Ve id tarabe yine darabe fiilimiz iftale babına sokulmuş id terabe oluyordu ama kural gereği dat harfi itbak harfi olduğu için iftalenin t'si t'ya dönüştü ve fiilimiz id tarabe oldu. Bir diğeri ittarade. Bu da normalde neydi? İtterade idi. Ama faal fiil itbak harflerinden t olunca t de otomatikmen t'ya dönüştü. Ve kural gereği ilk tabi harekesiz t, diğeri de harekeli olunca bunlar birbirine idgam edilmişler ve ittarade olmuş son hali. Bir diğeri de izzahera. Burada da yine normalde bunun aslı neydi? İz tehera. İz tehera. Burada da ne olmuş? İz tahera. Aslında bunun da ilk harfi. Muhtemelen burada t ile z birbirine yakın diye burada t z'ya dönüştürülmüş ve ikisi birlikte idgam edilerek iz zahera meydana getirilmiş burada. Bu şimdi burayı biz konu başlığı olarak iftalenin t'sinin halleri diye başlık atabiliriz. İftalenin t'sinin halleri. Birinci kuralımız bu olsun. Eğer iftale babından gelen bir fiilin faal fiili itbak harflerinden olursa iftalenin t'si t'ya dönüşür. İtbak harfleri nelerdir parantez içinde? Sad, dat, t, z. Şimdi başka bir kural öğrenelim. وَإِذَا كَانَ فَاُ اِفْتَعَلَ دَالًا اَوْ ذَالًا اَوْ زَاءً. Şimdi de yeni bir kural. İkinci kuralımız. İftale babından gelen bir fiilin faal fiili dal harfi olursa, zel harfi olursa ya da z harfi olursa o zaman yasiru olur. تَاُ اِفْتَعَلَ دَالًا. Bu sefer de iftalenin t'si dal harfine dönüşecek. Ama ne zaman? Eğer faal fiilimiz dal, zel ya da z ise. Nehvu örnek iddemea. İddemea. Normalde bunun aslı neydi iddemea'nın? İdtemea. Bu fiilin kökü demea. Demea'yı iftale babına sokmuşuz. İdtemea oldu. Ve faal fiil dal, zel ya da z olduğu için t de dala dönüştü. İki dal birbirine idgam ettirilince
iddemeye çıktı meydana. Bir diğeri iddekara. İddekara. Normalde bu fiilimizin aslı da dekaraydı. Hatta daha doğrusu bi idgami zel fi del. Şimdi burada kitabımızın dediği şu, zel dala idgam ettirilmiş haliyle diyor. Bu iddekaraya dönüştü. Normalde demek ki bunun aslı zekeraydı. Zekeraydı. Zekerayı baba soktuğumuz zaman iz tekera, iz tekera olacak. İz tekera ve faal fiil dal zel z olduğu için t de dala dönüşecek. Ne olacak? İz dekera ve diyor kitabımız burada zel dala idgam ettirildi. Yani o da dala idgam ettirilmek için dala dönüşecek ve sonunda şeddelenince iddekara meydana gelecek. Ve son örneğimizde izdecera. İzdecera demek ki bu da önceden neydi? Zeceraydı. Zecera bu kalıba girdiği zaman iztecera oldu ve faal fiil dal vel z olduğu için t de dala dönüştü ve son haliyle izdecera oldu. Bu da öğrendiğimiz ikinci kural olsun. İftale babından gelen bir fiilin faal fiili dal, zel, z olursa t dala dönüşür. Üçüncü kuralımız daha var burada. وَاِذَا كَانَ فَاُهُ yani fa'u iftale. Eğer iftalenin fa'su olursa faal fiili, vav harfi olursa ya da y harfi olursa ya da peltekse olursa tekrar edelim. İftale babından gelen bir fiilin faal fiili vav olursa, y olursa ya da peltekse olursa o zaman ne olacak? Kulibetil vavu vel ya'u vesa'u ta'en. Bu sefer değişiklik faal fiilde olacak. Faal fiil vav, y, peltekse olursa otomatikmen onlar t'ye dönüşecek. T'ye dönüşecekler. Sümme udgimet fitte'yi iftale. Sonra da iftalenin t'sine idgam edilecekler. Bu üçüncü kural. Üçüncü kuralımız diğerlerinden farklı. Çünkü diğer ikisinde t, t'ya dönüşüyordu ya da dala dönüşüyordu. Bunda t yerinde kalıyor. Faal fiil bizzat kendisi vav, ye, s olunca t'ye dönüşecek. İki t yan yana geldiği için de t de t'ye idgam edilecek. Bakalım şimdi. Nehvu itteka. İtteka. Şimdi bu veka fiili. Vekaye fiili bunun kökü aslında veka. Şimdi veka fiilimiz var elimizde. Veka fiilimiz var. Bunu iftale babına çoktuğumuz zaman normalde olması gereken neydi? İvteka. Yani içtemeaya, ivtekaya aslında ivteka diye yazılacak. İvteka olacak bu fiilimiz normalde. Ama kural gereği vav olduğu için faal fiil vav t'ye dönüşecek. Ve itteka olacak fiilimizin son hali. İtteka. İtteşara da yine yesera fiili burada kullanılmış. Yesera. Yesera. İçteme babına sokarsak. İtesera. İtesera. Ama faal fiil ye olduğu için t'ye dönüşecek. İttesera. İdgam edeceğiz. Ve son halimiz ittesera olacak. Bir diğeri ittegare. Bu da segaredir. Peltek s ile. Segare. İz. Bunu da içtemeye babına sokarsak iftale babına ne olacak? İf tegara ve yine kural gereği faal fiil vav ye s olursa t'ye dönüşecek. Oradaki s'miz de t olunca ittegara olacak. Birbirine idgam edince ittegarayı bu şekilde ne yapacağız görmüş olacağız. Şimdi bu kural burada bitti sayın hocam. Bu konu tamamlandı. Birazdan başka sayfada diğer bir konumuz var. Burayı bir kere daha özetleyip geçelim. İftale babının t'sinin halleri dedik. Eğer iftale babından gelen bir fiilin faal fiili itbak harflerinden olursa saddat tızı o zaman iftalenin t'si t harfine dönüşecek. Eğer iftale babından gelen bir fiilin faal fiili dal, zel, z olursa İftalenin t'si dala dönüşecek.
Eğer iftale babından gelen bir fiilin faal fiili vav, ye ya da peltekse olursa, bu sefer o faal fiil bizzat kendisi te'ye dönüşecek ve iftalenin te'sine idgam edilerek itteka gibi, ittesera, ittegara gibi son haline bürünecek. Evet, sayfa 20. Vel hurufulleti tuzadu fil esmai vel efal, isimlere ve fiillere ziyade edilen harfler aşaratun, 10 tanedir. Yani isimlere ve fiillere ziyade edilen harfler 10 tanedir. Mecmu'uhe, onların tamamı el yevme tensahu. Bu yani cümlede nedir? Toplanmışlardır. Bu cümlede toplanmışlardır. Yani ne var mesela burada? Hemze var, lam var, ye var, vav var, mim var, t var, nun var, s var ve hu var. 10 tane. Bunlar isimlere ve fiillere ziyade edilebilen harfler Arapçada. فَاِذَا كَانَتْ كَلِمَةٌ, bir kelime olursa ve عَدَدُهَا زَائِدٌ عَلَى ثَلَاثَةَ حَرُفٍ, bir kelimenin harf sayısı 3 harften fazla olursa ve fihe, o kelimenin içerisinde harfun vahidun min hâzihi l-huruf, bu harflerden birisi olursa فَهْكُمْ بِأَنَّهَا زَائِدَةٌ, diyor ki sen o harfin zaide harf olduğuna hükmet diyor kitabımızın yazarı. İlla ancak en la yekuna leha ma'nen bidunha. Ancak o kelimenin o harf olmadan bir manası olmaması lazım. Ancak o kelimenin o harf olmadan bir manası olmaması lazım. Ne gibi? Vesvese gibi. Şimdi biz vesvesenin içindeki vav'ı alırsak manası gider. O yüzden buradaki vesvesedeki vav zahit harf değildir. Vesvesedeki zahit harf değildir. Vesvese neydi? İşte dehreceye mülhak olan bablardan birisiydi vesvese. Ve mazisi 4 harfli bunun. Yani buradaki zahit harfi biz buradan çıkarırsak mana gidiyor. O yüzden bu zahit harf değildir. Zahit harf olabilmesi için 3 harften sonrasına bakacağız. Lakin o harfi çıkardığımız zaman kelimenin yine kendi başına bir manaya sahip olması lazım. Buradaki vesvesenin vavlarını alırsak geriye hiçbir şey kalmaz. O yüzden biz vesvesenin vavına zayid harf diyemeyiz. Şimdi yine başka bir şeyden bahsedeceğiz. Diğer bir konumuz şöyle. وَاَبْوَابُ الرُّبَاعِي, rubai baplar كُلَّهَا مُتَعَدِّنْ, tamamı müteaddidir. Sadece derbeha babı hariç. Derbeha babı. Derbeha babı lazım bir fiil. Ve ebvâbül humâsi, bütün 5 harfli fiiller kulluha, tamamı levâzimu, lazımdır. İllâ selâsete ebvâb, 3 tane bab hariç. İftâle babı, yani içtemeâ, tefeale babı, yani tekelleme, ve tefeale, yani tebeade babları hariç. Bunlar nedir peki? Fe innehe, onlar, yani bu 3 bab, müştereketun beynel lazimi vel müteaddi, müteaddi ve lazım arasında ortaktır. Yani iftale genellikle müteaddi, bazen lazım için, tefeale yine müteaddi lazım için, tefeale de yine müteaddi lazım için kullanılabilir. O ebvâbu südâsî, südâsî bablar, 6 harfli bablar, kullühe levâzimu, hepsi lazımdır. İlla bâbe istef'ale, sadece istef'ale babı hariç. Peki o nedir? Fe innehu, o, yani bâbu istef'ale, müşterekun beynel lazimi vel müteaddi, lazım ve müteaddi arasında ortaktır istef'ale babı. Ve kelimeteyni min bâbi if'anle, ve yine şu var, if'anle babından gelen 2 kelime. If'anle babından gelen 2, yani islenka babından gelen 2 kelime de, onlar da yani sadece lazım için değil, müteaddi lazım için gelirler. Fe innehume, o 2 kelime müteaddi, yani müteaddidir. Demek ki burada kitabımız şunu söylüyor. Önce şurayı bir tekrar edelim. Südasi babların tamamı lazımdır. Sadece istef'ale, istehrece babı hariç. İstehrece babı hem lazım hem müteaddi içindir. Bir de if'anle babından gelen, yani islenka babı da lazım için ama
İstenka babından gelen iki tane fiil, bu ikisi müteaddidir. Ve hume, o iki fiil hangisi? Hemen onlara bakalım. İsrandâhu ve iğrandâhu. Bu iki fiil hariç. Ve manâhume, o ikisinin manası galebe aleyhi, yani ona galip geldi. Ve kaherahu, onu kahretti. Demek ki israndâhu, ona galip geldi demek. İğrandâhu da onu kahretti anlamı taşıyor. Bu iki tane fiilimiz. Bu ikisi müteaddi fiildir. Her ne kadar istenka babı lazım için olsa da istenka babından yer alan bu iki fiil, ikisi de müteaddi için kullanılıyor. Bu da ayrı bir konuydu bizim için sayın hocam. Burada neyi öğrendik? Rubailerin genelinin müteaddi olduğunu, humasilerin genelinin lazım olduğunu, üç babın hem lazım hem müteaddi olduğunu, sudasilerin genelinin lazım olduğunu, istef'ale babının sadece ikisi arasında müşterek olduğunu, ayrıca istenka babından gelen iki fiilin de bu kural dışı olarak müteaddi olduğunu öğrendik. Şimdi diğer bir konumuza bakalım. Ve hemzetu ef'ale yeci'u lime'anin. Burası önemli bir konu. Gerçekten çok mühim. Bugünkü en önemli mühim konumuz bu. Ef'ale babının hemzesi bir takım manalar için gelir. Hani biz fe'aleyi alıp ehrece babına ya da ekreme babına getiriyoruz ya, işte orada başına hemze ekliyoruz ya, sülasi mezit, birinci çeşit, birinci bab. İşte oradaki hemze bir takım manalar için getiriliyor. Bir takım manalar için getiriliyor. Şimdi o manaları göreceğiz. Birinci mana şu. Litteadiyeti, müteaddilik için gelir. En doğalı da bu zaten. Müteaddilik için gelir. Nehu ne gibi? Ekremtuhu, ona ikram ettim. Ekremtuhu, ona ikram ettim. Buradaki hemze bizim fiilimize müteaddilik anlamı kazandırıyor. Ve ikinci olarak ne için gelir? Velis sayrura, sayrure için gelir. Yani bir halden başka bir hale geçme anlamı kazandırır. Sayrure, bir halden başka bir hale geçmek. Nehu örnek. Emşe er-raculu, adam yürüdü. Ey yani sara oldu, ve maşiyetin, yürüyen oldu. Yürüyen oldu. Burada emşe, yani meşiyenin başına getirilen hemze fiilimize sayruret anlamı kazandırmış burada. Sayruret anlamı kazandırmış. Ve yine vicdan için gelir. Vicdan, yani bulmak için. Vicdan bulmak için gelir. Ne gibi? Ebhaltuhu. Yani ne yaptım? Ebhaltuhu. Yani onu cimri buldum. Ebhaltuhu. Onu cimri buldum. Ey yani vecedtuhu. Onu buldum bakilen, cimri olarak. Vicdan bulmak için. Vecededen geliyor zaten. Vicdan bulmak için gelir. Bir diğeri haynune için gelir. Haynune için. Yani toplamak. Toplama zamanı anlamında. Haynune. Nehvu misal. Ehsede zer'u. Ekin hasat etti. Ehsede ezzer'u. Yani şöyle diyelim. Hasat etti dersek mana bozulur. Ekinin hasat zamanı geldi. Evet. Ehsede zer'u. Ekinin hasat zamanı geldi. Ey yani hane geldi. Vaktu hasadihi. Hasat zamanı geldi. Evet. Buradaki ehsede toplanma zamanı anlamı içeren haynune kazandırdı. Hasedenin başındaki hemze buraya haynunet anlamı, yani toplanma zamanı anlamı kazandırdı ve cümlemiz nasıl oldu? Ekinin toplanma zamanı geldi. Toplanma zamanı geldi. Bir diğer kazandırdığı mana izalet manası. Velil izaleti, izale etmek, gidermek. Nehvu ne gibi? Eşkeytuhu. Şikayetimi giderdim. Eşkeytuhu, şikayetimi giderdim. Ey yani ezeltu, giderdim. Anhu, ondan eşşikayet, ondan şikayeti giderdim. Evet, gidermek anlamı, izalet anlamı kazandırır. Bir diğer sayfamızda duhul, yani girmek. Bir şeyin içine girmek anlamı kazandırır. Lidduhul, bir şeyin içerisine girmek anlamı kazandırır. Ne gibi? Esbahar racülü. Adam sabahladı. Bu ne zaman denilir? İza dehale fis sabah. Adam
sabaha girdiği zaman esbahan raculu adam sabahlı diyen adam sabah vaktine girdi denilir. Ve lil kesreti yine çokluk için gelir. Elbener raculu. Şimdi elbener raculu elleben yoğurt. Adam çokça yoğurt yaptı. Elbener raculu. Adam çokça yoğurt yaptı. Ne zaman denir bu? İza kesura indehul leben. Yoğurt adamın yanında çok olduğu zaman elbener raculu adam çokça yoğurt yaptı denilir. Yani burada kesret anlamı kazandırıyor başındaki hemzemiz. Şimdi şöyle bir şey var. Birinci kural şu unutulmamalı zaten. Mutlaka zaten geçen dersimizde de gördük bunu. Bu ef'ale babının başındaki hemzenin ilk görevi kesinlikle onu müteaddi yapmak. Zaten lazım bir fiili müteaddi nasıl yapıyorduk dünkü dersimizden hatırlarsak. Başına hemze getirebiliriz. Aynel fiilini şeddeleyebiliriz. Ya da sonunda harfi celle birlikte fiili kullanabiliriz. Ya da tefe'alele babındansa başındaki t'yi çıkarabiliriz. Bu dört taktikle biz müteaddi yapabiliyorduk lazım bir fiili. Ve bunların en başında da ef'ale babı geliyor. Yani başına hemze getirmek. Şimdi bu hemzenin manalarını bir kere daha tekrar edelim. Taadiyet için gelir, sayrura için gelir, bir halden başka bir hale geçmek. Vicdan için gelir, bulmak anlamı kazandırır. Haynune için gelir, toplamak, toplama zamanı anlamı kazandırır. Bir diğer izale için gelir, bir şeyleri gidermek anlamı kazandırır. Duhul için gelir, bir şeyin içine girmek anlamı kazandırır. Ve son olarak kesret, çokluk ifade etmek için kullanılır. Bu ef'alenin hemzesinin böyle 5-6 tane manası var. O yüzden ehrece babında, ef'ale babında bir fiil gördüğümüz zaman aslında böyle kafadan mana vermek yerine bir düşüneceğiz. Acaba buradaki hemze bu manalardan hangisini fiile kazandırmış? Onun üzerinde biraz tabii ki düşünmek lazım. Şimdi bir diğer konumuz, hatta burada kalalım. Burada kalalım hocam. Zihnimizi çok daha fazla yormayalım. İstef'alenin başındaki sin, istef'alenin başındaki sin harfi de yine bir takım manalar kazandırmak için burada. İnşallah diğer dersimizde de bu manalara misafir oluruz Allah'ın izniyle.